Herkese merhabalar, kursumuzun bu bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde ChatGPT bir ilişki koçluğu e, koçluğu yapmasını isteyeceğiz. E, bu kursumuzun e, asıl amacı yapay zekayı kendi hayatımızda nasıl kullanabileceğimizi sizlere göstermek. Bu sebepten dolayı böyle bir konunun da e, kurs müfredatında yer almasını istedim. Şimdi, e, örnek promptlarımıza bakacak olursak, burada formülümüze öncelikle bir göz atalım. Bir ilişki koçu olarak hareket etmesini isteyeceğiz. Aşağıdaki konuda tavsiye istesem ne önerirdin? Burada parantez içerisine ilişki sorununun yazılması gerekiyor. Her iki partnerin rol ve sorumluluklarını, sorunun duygusal ve psikolojik etkilerini ve iletişim ve güveni geliştirmek için stratejileri göz önünde bulundurarak bir e, çık, çıktı yapmasını e, istiyoruz ve bize e, istediğimiz konuda ne tarz bir tavsiye önereceğini e, hakkında bilgi istiyoruz ChatGPT'den. E, bu şekilde örneğin burada kıskançlıkla ilgili, finansal anlaşmazlıklarla ilgili, yakınlık eksikliği, farklı ebeveynlik stilleri, iş yaşam dengesi gibi farklı farklı e, çoğu ilişkide gerçekten gerçek hayatta insanların karşılaşabileceği problemleri burada belirtmeye çalıştım. Bu sebepten dolayı da bu şekilde de aslında sadece iş ve profesyonel yaşamda değil yapay zekadan kendi bireysel hayatımızda, kendi özel hayatımızda bu şekilde de faydalanabiliriz. Çünkü bu tarz yapay zeka modellerinin vereceği çıktılar. Genellikle e, bu tarz öngörülere yani psikoterapistlerden veyahut da psikologlardan veyahut da ilişki e, konusunda uzman olan psikologlardan e, öğrenmeniz gerekir. Ve e, bu tarz bilgilere her zaman e, tam anlamıyla erişmeniz internet üzerinde mümkün olmayabilir. Fakat e, yapay zeka yani ChatGPT'yi bu şekilde... Faydalanabiliriz. Hemen örneklerimize göz atalım. Şimdi ve aynı zamanda bunu bir e, ilişki koçu olarak yine e, atayıp bir rol üstlenmesini isteyip kendi yaşamış olduğunuz arkadaşlık ilişkileriyle ilgili de sorular yöneltebilirsiniz. Yani bir arkadaşlık ilişki koçu olarak hareket etmeni istiyorum veyahut da iş içerisinde yaşamış olduğunuz bir ilişkiyle ilgili bir e, sorunu da yazabilirsiniz. Yani bu şekilde aslında sadece e, özel hayatta yaşanılan ilişki sorunları değil, arkadaşlar arasında yaşanılacak sorunlar hakkında da yapay zekadan e, öngörülerde bulunmasını isteyebilirsiniz. Bu şekilde bir sonraki, iki sonraki adımın nasıl gerçekleşebileceğini ve e, aynı zamanda e, her iki tarafta iletişim ve güveni geliştirmek için stratejileri göz önünde bulundurarak bazı öneriler çıkartmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin buradaki ilk örneğimiz kıskançlık ile ilgili olan bir konu. Hemen bakalım ChatGPT buna nasıl bir yanıt üretecek. Evet. Elbette kıskançlık ilişkilerde sıkça karşılaşılan bir sorundur ve bu konuda bir ilişki koçu olarak öneriler sunabilirim. İşte kıskançlıkla başa çıkmanıza yardımcı olabilecek tavsiyeler. E, duygusal farkındalık ilk adım kıskançlığınızın kökenini anlamaktır. Kendinize neden kıskandığınızı sorun. Geçmiş deneyimler, güvensizlikler veya kendine olan düşük saygı gibi faktörler kıskançlık duygularını tetikleyebilir. Kendinizi ve duygusal tepkilerinizi anladığınızda bu sorunun üstesinden gelmek daha da kolay olacaktır. 2. iletişim Partnerinizle açık ve dürüst iletişim kurun diyor. 3. Güven oluşturmak ee, Geçmişte yaşanan olumsuz deneyimlerinizi geride bırakın ve partnerinize güvenmek için çaba gösterin. İşbirliği ve eşitlik 5. Kişisel gelişim Kendinizi geliştirmek öz saygınızı arttırabilir ve kıskançlık duygularını azaltabilir. Destek grupları ve terapi, ilişkiyi güçlendirmek. Tabii ki de bu tarz bir e, girdi verdiğinizde bunun devamını da getirmeniz gerekiyor. Ki aslında devamını getirmeniz durumunda kendi durumunuzla ilgili, kendinizle ilgili veyahut da partnerinizle ilgili veya veyahut da yaşamış olduğunuz ilişkiyle ilgili daha derinlemesine analiz ederek e, konuyla ilgili ilişkisi olmayan insanlarla tartışmak yerine bu şekilde e, objektif şekilde... Konu hakkında yapay zekadan öneriler isteyebilirsiniz. Şimdi diğer örneklerimize hemen göz atalım kısaca. Bir diğer sorun finansal anlaşmazlıklar olsun. almış olduğum talimatları Evet, işte finansal anlaşmazlıklarla ilgili yine iletişim, açık ve dürüst iletişim kurmak çok önemlidir. Her iki partner mali hedeflerini, gelirlerini, giderlerini ve tasarruf planlarını paylaşmalıdır. İletişim eksikliği finansal anlaşmazlıkları arttırabilir. Sorumlulukların paylaşılması. Her iki partnerin de finansal sorumluluklarını net bir şekilde belirlemesi önemlidir. Bütçe oluşturma. Ortak bir bütçe oluşturmak finansal harcamaları ve tasarrufları daha iyi yönetmenize yardımcı olabilir. Her ay gelirleri, giderleri ve tasarrufları izleyerek finansal durumunuzu daha iyi kontrol edebilirsiniz. Daha sonra Finansal danışmanlık, empati ve anlayışla ilgili bir öneri sunuyor, güven oluşturmakla ilgili bir e, öneri de bulunuyor. Örneğin finansal taahhütlerinizi yerine getirmek ve partnerinizle açık bir şekilde iletişim kurmak güveni arttırabilir. E, örneğin burada şu konuşmayı bütçe oluşturma ile ilgili devam ettirelim. Bütçe oluşturmak ile ilgili olarak belirttiğim... Gelir, gider ve tasarruf sütunu da hmm. belirterek bir tablo oluşturmanı istiyorum. Ben ve eşim diyelim burada ya da e, Mehmet ve... Ayşe için hazırlanacak bu tablo. Bu aslında sadece insanlar için değil, aynı zamanda e, psikologlar vesaire, e, ...ya da psikiyatristler gibi e, meslek grubunda bulunan insanlar da aslında bu şekilde e, kendi hastaları ile ilgili, kendi danışanları ile ilgili e, çok daha detaylı e, çıkarımlara varabilirler. Burada istediğimiz formatta hazırlamadı. Evet, bu sefer 5 formatında hazırladı. Evet. Bu şekilde bir gelir gider tablosu da oluşturabiliriz. Yani sizlere göstermek istediğim burada bu şekilde bir prompt bir girdi verdiğimizde verdiği önerilerden daha da detaylarına inmemiz gerekir. Teker teker inilebilir. Burada iletişimle ilgili yaşamış olduğunuz bazı sorunları ek olarak modele bildirebilirsiniz. Pekala bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl şekilde bir ilerlemeliyim? şeklinde danışabilirsiniz. Bu şekilde faydalı çıktılar alacağınızı düşünüyorum. Burada gördüğünüz gibi farklı ilişki sorunları da mevcut. İş yaşam dengesiyle ilgili olabilir, farklı ebeveynlik stilleriyle ilgili olabilir. Ee, geçmişteki aldatma nedeniyle güven sorunları olabilir. Maalesef bunlar e, gerçekleşebilir. Ve sizlere de burada iletişim kopuklukları vesaire de olabilir. Ee, umarım hiçbir sorun e, kendi bireysel veyahut da profesyonel hayatınızda yaşamamanızdır. Fakat yaşamanız durumunda e, bu yapay zeka modelleri zaten hayatımızda önümüzdeki 5 veya 10 yıl içerisinde e, farklı chatbotlar olarak bu botlar şu anda zaten konuşabiliyor yani yapay zeka modelleri konuşabiliyor. Farklı sanal asistanlar olarak zaten hayatımıza giriş yapacak. Ve bu şekilde bir psikoloğa veyahut da bir danışman için maddi durumunuz tam anlamıyla yeterli değilse... ...bu şekilde yapay zeka modellerinden de ek bilgi danışabilirsiniz. Durumunuzla ilgili detaylamasına... Analiz gerçekleştirebilirsiniz. Ee, sadece ilişki değil, aynı zamanda arkadaşlık ilişkilerinizle ilgili, ee, iş yerinizdeki profesyonel ilişki sorunlarınızla ilgili de benzer şekilde bu modellerden faydalanabilirsiniz. Bu bölümde sizlere bunu göstermek istedim ve yapay zekanın bu konuda da sizlere yol gösterebileceğini göstermek istedim. Ee, her Dersimizin sonunda olduğu gibi bu dersimizin sonunda da sizlere şunu e, denemenizi öneririm. Bu videoyu izledikten sonra ChatGPT üzerinde daha önce yaşamış olduğunuz bir e, ilişki sorununu, bu illaki bir e, kız-erkek ilişkisi yani özel hayat ilişkisi olmayabilir, arkadaşlık ilişkisi olabilir, aile sorunu olabilir, farklı yaşamış olduğunuz bir ilişkiyle ilgili kısa bir konuşma gerçekleştirmenizi öneririm ve... ChatGPT'nin nasıl size bir yanıt üreteceğini bir gözlemlemenizi öneririm. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler dilerim.